Evet sevgili Kani Varbakır, karantinadayız. Aslında ailecek uzun süre bir karantina yaşıyoruz. Evet. Ne kadar oldu? Bizim karantinamız 2 ay oldu herhalde. Belki arada işte iş için gidiyoruz geliyoruz ama genelde 2 ay. Nasıl hissediyorsun? Şimdi bu dönemde sıkıntılar oluyor, problemler oluyor, stres oluyor. Görüyorsun bazen aksamalar bir şeyler oluyor. Evet. Peki ne yapmalıyız? Yani böyle... Birbirimize tahammül edemediğimiz zamanlarda insanların en büyük problemlerinden biri şu. Of sıkıldım daraldım artık dediği zamanlarda ya da birbirimizle stres altına ya da kavga etmeye başlayınca sence ne yapmamız gerekiyor? Yani bu karantina döneminde aile yaşamı nasıl olması gerekiyor? Ya, aile yaşamı aslında Tanrı'nın yüceliğine dayanmalı. Yani onun sözüne dayanmalı diye düşünüyorum. Ben ilk başta özdeyişlerden bir ayet hatırladım. O özdeyişte şöyle diyor. İyi bir eş bulan iyilik bulur ve Rabbin lütfuna erer. Yani her şeyden önce ben seninle tartışmaya başladığım zaman yani Şemsa Deniz'le tartışıyorum değil de eşim o benim. Ve ben ölünceye dek seninle zaman geçireceğim. Seninle birlikte olacağım. Ve daha önemlisi şu var. Ben seni seviyorum. Yani karımla nasıl bir iletişimde olmam gerektiğini biliyorum. O zaman sen sinirliysen ve ben sinirleneceğimi düşünüyorsam ben dışarı çıkabiliyorum. İşte üst kata, balkona çıkabiliyorum, hava alabiliyorum. Ya da sen evde temizlik yapmak istiyorsun. Bu sanırım bütün kadın ve erkeklerin ortak problemi. Eşim şey diyor, ben temizlik yapacağım, sen biraz dışarı çık. Yani kovdukları zaman tamam deyip dışarı çıkıp şöyle yarım saat, bir saat hava alıp varsa arabanızla bir turlayıp sonra evinize geri dönüyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz eşiniz sakinleşmiş. Ondan sonra siz de birlikte gülüp tekrar şakalaşıp istediğiniz yerden devam edebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Uzun süre beraber yaşadığımız için ben burada aslında teker teker sizden gelen mesajları da cevaplamak istiyorum. Yani şimdi çok normal bir şey. Hepimizin hayatları vardı, işleri vardı, güçleri vardı ve yani sürekli beraber değildi aileler. Çocuklar da okula gidiyordu. Ondan sonra ne bileyim eşler sürekli beraber değildi. Bu hem güzel bir şey oldu. Çünkü eşler de daha iyi birbirini tanıma iletişim kurma. Ama bir yandan da hiç özgürlük alanı kalmamış gibi hissediliyor. Şimdi Çin'e baktığında biz lezzetli sohbetlerde stüdyoda program yaparken inanılmaz bir boşanma artışı varmış. Yani insanlar boşanmak üzere başvurmuşlar. Bir sürü başvurular başlamış avukatlarda. O zaman bu beni çok üzdü. Çünkü yani aile hayatı Tanrı'nın çok sevdiği bir şey ve kurulması da zor bir şey. O zaman biz bu programı bugün bu şekilde yapmak istedik Kanivar'la ki biz üstesinden nasıl geliyoruz? Yani Şemsa ve Kanivar olarak nereye bakıp üstesinden geliyoruz? Çünkü biz de yaşıyoruz. Şunu söylemek istiyorum, biz de sıkıntı yaşayabiliriz, biz de problem yaşayabiliriz, biz de kavga edebiliriz ama nasıl bunun üstesinden geliyoruz? Yani 20 sene, 30 sene evlilikler nasıl sürüyor? Ya her şey aslında... Yani Tanrı'ya bakıp birbirimize olan saygıyı hatırlamak. Yani sen bir bireysin, ben bir bireyim. Amin. Ve Tanrı bize bu evliliği lütfetti. Yani ben şöyle hissediyorum her zaman ve soran kişilere de söylüyorum. Ya ben evleninceye kadar bir hayat yaşadım, evet. İyi kötü hatıralar var. Ama evlendikten sonra sanki yaşamım başladı. Yani senden öncesi çok olmamış da bundan sonra yeni bir hayat, yeni bir yaşam, yeni bir esenlik, amin. Yani tek beden olma. Amin. Ve amin. Tanrı aslında bugün yine yaratılıştan bana hatırlattı. Diyor ki Adem bu benim kemiklerimden alınmış, kemik etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek çünkü o Adam'dan alındı. Bu nedenle Adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Amin. Yani şey... tamamlanmış hissediyorsun. Amin. Yani Tanrı'yla senin aranda özel bir ilişki var. Çok güzel bir ilişki var. Ama yine de kendini eksik hissediyorsun. Böyle yine bir eksiklik, bir şey, yani bir şeyin olması lazım. Ve eşlerimiz hayatlarımıza girdikten sonra, sen benim hayatıma girdikten sonra doğaüstü bir şey oldu. Yani ben tamamlandım, esenliğim tamamlandı. Ve artık o eksikliği hissetmiyorum. Çünkü etimden et, kanımdan, kan kemiklerimden
kemik gibi. O zaman şöyle bir şey geldi. Yani Rab dedim ya, bugün çalışsın böyle beraber bir çözüm bulmaya, biraz bunları konuşalım istiyoruz Kanivar'la beraber. Belki yani bunları hatırlamak gerekiyor. Yani şimdi uzun süre evliliklerde ya da çatışmalar yaşadığında insanın sakin kalması ve güzel şeyleri hatırlaması biraz daha zor oluyor. Evet. O zaman kendimize belki bunları hatırlatmamız gerekiyor. Yani hep şunu söylüyorum, bir es vermek gerekiyor kavgalarda. Yani böyle kendinizi böyle çok stres katmanınız arttığını ve doğru düşünemediğinizi hissediyorsanız, yani ya da ruhsal olarak saldırıya uğradığınızı, kötü bir şey çıkacağınızı düşünüyorsunuz, o zaman birbirimizden uzaklaşmamız da gerekiyor. Yani evet, Rabbin bize öğrettiği şeylerden biri bu. İkimiz de sakinleşmek için uzaklaşmamız gerekiyor. Lütfen siz de bize yazın bu arada. Siz bu durumlarda, yani aile yaşantınız bu dönemde karantinada nasıl geçiyor? Bir, bunu çok merak ediyoruz. Ne yapıyorsunuz bu karantina döneminde? İkincisi, problemler, sıkıntılar ve bu esenliğinizin karşılığını hissettiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Eğer bize mesaj atmak isterseniz, bakın hemen veriyorum. 0533 423 50 20 0533 423 50 20 bize görüş önerileriniz ve isteklerinizi buradan iletebilirsiniz. Hı-hı. Peki Kanivar, dediğim gibi yani biz sakinleşmek için birazcık birbirimizi ayırıyoruz. Ya izin veriyoruz diyelim. Yani çünkü şöyle, biz biliyorsun yani 3 günde Romalılar kitabını bitirdik. Romalılar bölümünü bitirdik ve çok severek, çok teşvik alarak okuduğumuz bir bölümdü. Amin yani olsun. Size de buradan teşvik etmek istiyoruz. İstiyoruz. Yani oradan hani ne gördük yani? Hı-hı. Yani bizler insanız. Hı-hı. Ve evet, iç varlığımıza İsa Mesih'e inanıp iman ettiğimiz için kutsal ruhumuz var. Aynı zamanda benliğimiz var. Hı-hı. Ve diyor ki benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzuluyor. Sen kendin bir şey istediğinde ve bu istediğin şey bana aykırı bir şeyse, benim hoşlanmadığım bir şeyse, ben kendi benliğimle karşılık vermeye başlıyorum bir yerden sonra. Çünkü kadınlar mesela konuşmak, anlatmak istiyor. Evet. Ve erkekler de aslında çok fazla konuşup tartışmayı sevmiyor. Hı hı. Yani kapatmak tamam, sorun değil. Yani bu problem değil deyip geçiştirmek istiyoruz ya da çok fazla tartışmamak istiyoruz. Hı hı. Yani kavga etmeyi sevmiyoruz çoğu zaman. Hı hı. Ama ne oluyor? İzin verdiğimiz zaman bir yerden sonra biz sinirleniyoruz. Kötü ya da yanlış bir karşılık verebiliyoruz. O zaman bu senin benliğini devreye hı-hı, sokuyor. O zaman hı-hı, iki benlik bir araya geldiği zaman çatışma. Meyve değil, işte benliğin işleri ortaya hı-hı, çıkıyor. Yani öfke, kızgınlık, sinirlilik, çatışmalar hı-hı, ve bunlar Tanrı'yı hoşnut etmeyen şeyler olarak. Ve bunun sonu maalesef birçok evlilikte boşanmaya kadar gidebiliyor. Neden? Yani, çünkü tahmin edemiyorsun, kişilerin birbiriyle benlikleri birbiriyle çatışıyor. Ama Tanrı ne diyor? Bana bakın. Benliğe değil ruha. Çünkü evet, Tanrı'nın, yani kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür diyor. O zaman böyle bir problem yaşadığımızda, şu anda biz çatışıyoruz ve bizim çatışmamıza gerek yok. İkimiz de sinirlenmeyelim, birbirimize izin verelim. Biraz kutsal kitap okuyalım beraber. Dua edelim, beraber dua edelim. Şimdi biraz kutsal kitap okuduktan sonra sakinleşiyoruz ya da işte ben yukarı şimdi çıkıyorum, şunu, sen dinliyorsun. Evet, şunu söylemek istiyorum. Rab'de olan insanlar için aslında durum biraz daha kolay olabiliyor. Çünkü evet, şöyle, Kanivar'ın söylediği gibi, yani sakinleşmenin yollarını zaten Tanrı sana gösteriyor. Ya kutsal kitap okuyor ya da ya okumuş oluyorsun, sana bir şeyleri hatırlatıyor. Ya eşin sana bunu hatırlatıyor ya da sen zaten iç varlığında çok rahat hissetmiyorsun, çok sürdürmemeye çalışıyorsun. Bir kere şunun bir farkına varmamız gerekiyor. Kadın ve erkek zaten iki farklı kutuplar. Birbirimizle anlaşma yolunu Tanrı diliyle bulmaya çalışıyoruz. Ama şimdi eğer Rab'de değilsek ve Rab yoksa hayatımızda, işte o zaman bence daha zor oluyor. İşte, çünkü Tanrı yok hayatta. O zaman tamamen iki benlikle kurulmuş bir evlilik. Evet. İşte o zaman bir şeyleri bırakmak çok daha zor oluyor. Saygı ve sevgi yine orada devreye girip kutupları, hı-hı, yani tutabilir. Çok iyi evlilikler biliyoruz imanlı olmasalar da. Ama tek yaptıkları şey önemli değil. Biz evliyiz, biz birbirimizi seviyoruz, biz birbirimize saygı gösteriyoruz. Hı-hı. Aslında Tanrı'nın yaptığı, Tanrı'nın öngördüğü, Tanrı'nın yapmamızı istediği şeyi yaparak kendi vicdanlarında ve yüreklerinde, biliyoruz insanlar
yasayı bilmiyor olsalar bile, Tanrı'yı tanımıyor olsalar bile, Tanrı kendi yasasını insanların yüreklerine koydu. Amin. Ve bu vicdan yasasıyla insanlar yaşıyor. Ve yine bunun aracılığıyla o sevgi, saygı çerçevesiyle uzun süreli ilişkiler, evlilikler gidebiliyor. Süpersin. Bir mesaj okuyacağım. Günaydın, iyi yayınlar dilerim. Bir kardeş yıllar önce şöyle demişti. Biz de eşimle tartışıyoruz, anlaşamadığımız birçok konu oluyor. Ama Rabbin önünde alçalmayı ve birbirimizden özür dilemeyi biliyoruz. Bu bana bereket olmuştu. Evet, amin. İşte bu aslında. Evet. Ben niye kırmak? Kırmak. Alçalmak. Yani iki kişinin yapması gereken şey bu. Yani kadın ve erkek ilişkilerinde en önemli şey o benlikleri kırabilmek. Bunu Rab'le beraber yapınca işte çok çok muhteşem oluyor. Bu da güzel. Çok güzel bir teşvik aslında. Yani sizden gelen böyle teşvik sözlerini biz de buradan bakıp paylaşmak evet, hamdolsun. İsteriz. Bununla ilgili yine şöyle ki diyor. Onlar artık iki değil, tek bedendir. O amin. Halde Tanrı'nın birleştirdiğini amin. İnsan ayırmasın. Amin. Yani biz her zaman dışarıdaki etmenleri düşünüyoruz. Biz diyoruz ki hani insanlar araya girmesin, dedikodu yapmasın, işte ayırma. Evet tamam, bu doğru. Hı-hı. Ama buradaki asıl kişiler, insanlar biziz. Hı-hı. Yani sen bana kızıp bir şey söylediğinde, ben sana kızıp bir şey söylediğimde o zaman ben neden evlendim bununla ya da ben neden evlendim bu adamla? Tabii. Yani benim ne işim var? Aslında ben bunu kaldıramam. Hı-hı. Yani ben ailemde böyle bir şey görmedim. Değil. Hı-hı. Kültür çatışmasına girip sonra da evliliği ayırma noktasına giden insanlar var. Bir de dikkat ettiniz mi? Konuşurken hani var ne kadar çok ben vardı. İşte bunu konuşmak evet, istiyoruz. Yani zaten ben böyle, ben şöyle, ben böyle. İşte bunu buradan başlıyor. Yap. İşte ben şöyle seni söyledim. Yani çok her seferinde kendimizi yükseltip çok karşımızdaki haklısın. İnsanı alçaltıyoruz. Hı-hı. Ki biz yüksek olalım ve bizim değerimiz aslında çok daha karşımızdakinden hı-hı. yüksek olsa, ama yani hı-hı. evlilik aslında böyle değil. Yani kemiklerinden kemik, etinden et. Aslında tek. Hı hı. Eşit ve tek. Yani böyle bir birliktelik. Ama Tanrı'nın söylediği gibi, yani ondan gelen sevgiyle. Süpersin. Onun sağlayışı, onun lütfuyla. Bugün hatırlatalım. Bugün belki sizin beyninizde, belki hayatınızda kötü olan çok fısıldıyor. Ve Kanivar'ın söylediği şeyleri söylüyor olabilirsiniz. Belki içinizden, belki dışınızdan. Burada ne işim var, neden evlendim, bu hayatı istemiyordum, buna katlanamıyorum, buna dayanamıyorum. Eğer gerçekten böyle hissediyorsanız bir saldırı altında olabiliriz. Çünkü hı-hı. bu dönem Tanrı ile zaman geçirmek için çok iyi bir dönem. Sessiz hı-hı. zamanlar ve kutsal kitaba. Ama bu dönem kötü olanın da bizimle çok fazla uğraştığı da bir dönem. O zaman eğer böyle sesler duyuyorsanız, çünkü bunlar bizim hep iç seslerimiz. Yani bir şeyler ters gitmeye başlayınca insan bazen kaçmak istiyor, bırakmak istiyor, benlik ve ego çıkıyor ortaya. Peki sen bu durum için aslında dua edebilir misin? Tabii ki. Yani tabii evlilikler ki. için, amin. Bu dönem için, zaman evet. için. Evet. Ya Rab, bugün Rab çok önemli konular konuşuyoruz. Aslında bütün dünya ve Türkiye ve biz iman ailesi olarak çok önemli konular konuşuyoruz Rab. Aile hayatını konuşuyoruz baba, evlilikleri konuşuyoruz, çatışmaları konuşuyoruz Rab ve benlikleri konuştuğumuz bu programda Rab. Lütfen sen bize yardım et ve doğru olanları söylememiz için sen bizi berekette. Ve eğer Rab şu anda bütün aileleri baba, imanlı olan, imanlı olmayan bütün aileleri senin önüne getiriyoruz Rab. Sen onlara yardım et, senden duymaları için sen onlara yardım et diye dua ediyorum Rab. Bütün evlilikleri sen koru, çünkü sen evliliği seven bir tanrısın baba. Sen bereketleyen bir tanrısın. Sen çıkış yollarını gösteren, yalnız bırakmayan bir tanrısın. Lütfen baba, her birimizin yüreğinde ve evinde senin fısıltın duyulsun diye dua ediyorum Rab. Biz de yüreklerimizde baba, kendi arzularımızı ve kendi benliklerimizi değil, senin o güzel sesini duyalım. Esenliğin baba. Bütün evlere gelsin diye dua ediyor ve yakarıyoruz bu sabah baba. Bütün evlere gel Rab. Bütün evlere esenliğini ver, bereketini ver. Ve sen koru baba. Evlilikleri koru, kolla diye dua ediyoruz. Baba sen bu dönemde lütfen akıl sağlığını, ruhsal sağlığını bütün insanların koru diye dua ediyoruz. Ve tez zamanda baba bu süreç bitsin diye dua ediyoruz. Sen hasta olanlara, sen sorun yaşayanlara yardım et diye dua ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla. Amin. 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 Evet. Teşekkür ederim dua için. Yine bahsettiğimiz gibi, yani
birçok insan Tanrı'nın ne istediğini bilmiyor veya bilen kardeşler mutlaka kutsal kitabı okuyor. Hı hı. Oradan da aldığımız çok güzel değerli Efeslerden ayetler var. Belki bunları da bizim hatırlamamız gerekiyor aynı şekilde. Diyor ki, ey kadınlar, Rabbe bağlı olduğunuz gibi kocalarınıza hı hı. bağlı olun. Yani hı. bizler de çatışma yaşayabiliyoruz ve hı hı. Sen neyi hatırlıyorsun? Evet, ne olursa olsun sen benim kocamsın. Amin. Ben ne diyorum? Ne olursa Amin. Olsun sen benim bir karımsın. Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi erkek de kadının başıdır. Hı hı. Yani kadının bu konuda gerçekten alçak gönüllü olabilmesi çok önemli. Çünkü erkek her zaman karşısındaki insandan saygı bekliyor. Hı hı. Yani eşinden saygı görmek ister, saygı hı hı. bekler. Ve kadın ne bekler? Aslında saygının ötesinde sevgi bekler. Ona hı hı. aşık olmasını, ona aşkla bakmasını, ona yakın olmasını, ona dokunmasını, onun yanında olmasını bekler. Hı hı. En büyük arzu, yani kadının en büyük arzusu ona saygı göstermesi değil. Ona aşık olunması. Zaten ona sevgi saygıyı doğuruyor. Yani sevmesi. Şöyle bir şey, bence saygının olmadığı yerde sevgi olmuyor, sevginin olmadığı yerde saygı olmuyor. Saygı gösterebilmek için sevgi alışverişi, yani Rab'den gelen sevgiyle saygı beraber yürüyor bence. Beraber yürüyor sadece ama sadece ihtiyaçlarımız belki kadın ve erkek olarak da senin mesela erkeklerin belki biraz daha fazla saygıya, evet. kadınların da biraz daha fazla sevgiye ondan bahsediyoruz. Aynen değil öyle mi? Ama şey de düşünüyorum, yani sadece bu hani o bana saygı gösteriyor ben de seveceğim, o beni seviyor tabii. ben de saygı göstereceğim bu bir alışveriş değil. Değil. Yani karşılıksız olarak, yani Hı-hı. Tanrı'nın bizi karşılıksız olarak sevdiğini hatırlayarak, yani Hı-hı. karşılıksız olarak sevmeli, karşılıksız olarak, yani o gün iyi bir günümde olmayabilirim, kötü bir gün Hı-hı. geçirmiş olabilirim, iş yerinde bir problem yaşamış olabilirim. Yani Hı-hı. sen benim eşimsin, o gün kızgın bir çıkış yapmış olabilirim. Ve bugün o bana böyle davrandı, o zaman ben de ona hak ettiği değeri vereceğim, hı hı. göstereceğim demek değil. Onun kızgınlığı ya da o anki stresi geçinceye hı hı. kadar tamam, sorun hı hı. değil. Yani ona hı hı. iyi davranmak, ona destek olmak, hı hı. ona soru sormak, onunla konuşmak. Şimdi bunlar kolay şeyler değil. Değil. Bunu söylemek istiyoruz. Yani biz şimdi kanibale bir seneye yakın evliyiz. Bunlar ilk başta özellikle çok daha zor oluyor. Çünkü Tanrı'nın sende yarattığı bir karakter oluyor ve o karakteri giyiyorsun. Yani ben öyle hissediyorum ve uzun sürede onunla yürüyorsun. Şimdi aynı eve girdiğinde artık o karakterden de sıyrılıp tek bir beden olma yoluna gidiyoruz. O zaman bir şeylerin törpülmesi ve değişmesi bir istekli olmak gerekiyor. Yani biz bunun için her gün gayret gösteriyoruz. Her gün Rabbin önüne gidiyoruz, kutsal sözü okuyoruz ve Tanrı böyle çıtır diye her gün bir şeyler kırıyor. Yani Kanivar çok başka bir bakış açısından bakıyordu. Ben çok farklı bir bakış açısından bakıyorduk ama Hı-hı. şunu söylemek istiyoruz. Zaten birleştiren insanlar değil, Tanrı birleştiriyor. O zaman aslında çıkış noktayı Tanrı ile beraber yakalayabilirsiniz. O zaman bu ailenin karantina döneminde bizim size yani söyleyeceğimiz en önemli şey, Rab odaklı olduğumuz sürece bu süreci çok güzel bir şekilde geçirebiliriz. Evet. Sıkıntı da olsa güzel geçirebiliriz. Stresli olduğunda, güldüğümüzde. Çünkü kadın ve erkek gerçekten birbirinden çok farklı yaratılmışlar. Ama birbirlerini tamamlayan unsurları var. O zaman Aynen o çatışmayı öyle. Yaşamamak için ve erkeğin ya da kadının beklentilerinin dünyasal olmaması gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Aynen öyle ve bazen mesela ben sana çok kızabiliyorum. Hı hı. Ya dolapta basit böyle çürümüş bir şey görüyorum. Ya neden bu? Yani görmüyor mu dolapta bunu? Bak bu eskimiş, bu çürümüş. Görmedi. Ama yani aslında ne kadar basit bir şey. Evet. Halbuki sen aslında ben geniş bir açıdan baktığım zaman yani sen bütün evi temizliyorsun, ilgileniyorsun, bakıyorsun, benimle ilgileniyorsun. Hı-hı. O şey gözünden kaçmış. Ne olmuş? Hı-hı. Yani seni en az kendime değer verdiğim kadar, kendimi sevdiğim kadar yani Hı-hı. sevmem de gerekiyor. Yine yani Tanrı sözüne baktığı zaman diyor ki, ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de Hı-hı. karılarınızı öyle sevin. Hı-hı. Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. Size gelince her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin. Hı-hı. Yani ne olursa olsun ben seni seveceğim. Hı-hı. Ne olursa olsun sen bir şey, bir durum olduğunda yani
o saygı katmanını aşmamaya dikkat edeceksin. Diyeceksin ki o benim eşim. Bunu hatırlatalım kendimize. Evet. Yani şöyle bir şey söylemek istiyoruz size. Yani hiçbir şey eşinizden, çocuğunuzdan daha önemli değil. Hiçbir şey onların varlığından, onların sizin yanınızda olmasından daha önemli değil. O zaman eğer kendinizi kötü, sıkışmış ya da panik atakta ya da sürekli kavga edecek şekilde buluyorsanız belki bunları hatırlatmanız gerekiyor kendinize. Belki Kanivar'ın dediği gibi ayrı bir odaya gidip dua edilip ya da kendinizi sakinleştirmeniz gerekiyor. Çünkü bu dünya o kadar geçici bir dünya ki geldik gidiyoruz, ne kadar yaşayacağımız da belli değil. Evet. Şu soruyu sormamız gerekiyor. Benim eşimden ya da benim ailemden ya da benim çocuklarımdan daha değerli ne var? Yani Rabbim bana verdiği bir şey değil mi? Eşimiz, eşlerimiz hepimizin Rabbim bize verdiği bir şey. Çocuklarımız öyle, ailelerimiz öyle. O zaman onlardan daha değerli ne olabilir ki? Ya, bu çok güzel bir soru. Ya, Tanrı'nın lütfu altındayız. Amin. Gerçekten yani mesela tek başına olan kardeşler var. Hı hı. Ya diyorlar ki yani size özeniyoruz, evli kardeşlere özeniyoruz. Ben şu anda yani şu korona döneminde evde tek başıma oturuyorum. Hı hı. İçim evet, sıkılıyor. Yani dizi izliyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum ama yüreğim sıkılıyor. Hı hı. Tanrı'yla zaman geçiriyorum ama yine de eksik hissediyorum. Hı hı. Yani şuna şükretmek gerekiyor. Rab sana şükrediyoruz. Yani Rab sana hamd ediyoruz. Ben her zaman seviniyorum. Kalktığım zaman yanımda yatakta kendi eşimi görüyorum. Hı hı. Oturuyorum. Eşim benimle birlikte oturuyor. Onunla eğleniyoruz. Şakalaşıyoruz. Televizyon izliyoruz. Beraber kutsal kitap çalışıyoruz. Her gün. Hı hı. 3 bölüm, 5 bölüm beraber kutsal kitap çalışıyoruz. Yani evliliğimizi yani Tanrı'nın sözünde sürekli böyle inşa ya, ediyoruz. Geliştiriyoruz. Sevincimiz, esenliğimiz artıyor. Bazen yani biz kutsal kitap okuyoruz. Bir şey oluyor. Şemsa tabii yani kadın ve duygusal. Yani ağlamaya başlıyor. Diyor ki işte ben bugün böyle hissettim. Şu gün şöyle hissettim. Böyle oldu, böyle gitti. Sonra ben diyorum aslında yani Tanrı bize bunu söylüyor. Ve ben de aslında burada hata yaptım. Yani Tanrı bize esenlik veriyor. Yani şunu fark ettik. Tanrı kutsal kitap aracılığıyla sözünü okuduğumuz zaman sizin içinizdeki söylemediğiniz duyguları da ön plana çıkartabiliyor. Size evet. konuşma fırsatı veriyor. Esenlikle konuşma ve birbirinize bir şeyler anlatma fırsatı veriyor. O zaman kutsal kitap okurken de aslında birbirinize yaklaşmanın bir yolunu yani veriyor. Yani çok Tanrı. Büyük bir fırsat. Yani Amin. Gerçekten çok büyük bir fırsat. Amin. Tanrı'yı tanımak, Tanrı'nın karakterinde Amin. Kendi yaşamını fark etmek ve tanımak. Romalılar da şey diyor yani kendi yani düşüncelerinizin yenilenmesiyle değişin. Yani, yani Tanrı sözünü biz okudukça Tanrı yeni bir şey hayatımıza getiriyor ve o düşünce bizim o anki yüreğimizi, düşüncemizi, fikrimizi değiştiriyor. Bizi birbirimize yaklaştırıyor. Çok güzel bir mesaj geldi. Diyor ki sevgi eksik olmasın. Sevginin olduğu yerde güven vardır, huzur vardır. Sevgili Mert. Amin. Burada sevgilerimi iletiyorum. Sevgili kameramanımız Mert. Yani sevginin olduğu yerde huzur var, güven var. Doğru söylüyor değil mi? Yani Mert. Aynen öyle. Ben çünkü neye güveniyorum? Tanrı'nın bana eşimi verdiğine güveniyorum. Beni Tanrı'nın çok sevdiğine, eşimin de çok sevdiğine güveniyorum. O zaman bu üçlü birleşince yavaş yavaş diğer katmanların önemi bende azalıyor. Çünkü diyorum ki Tanrı beni seviyor, eşim beni seviyor. Okey. Ya şeyi düşünsene bak. Dün bir skeç izliyorduk hatırlıyor musun? Evlilikle ilgili. Evet. Yani adam evliliği kurtarmak için şunu söylüyordu. Evet. İlk nasıl tanıştığınızı hatırlıyor musunuz? Ya. Birbirinize nasıl aşık olduğunuzu hatırlıyor Hı-hı. musunuz? Hı-hı. İlk hangi sözlerle birbirinizle iletişime geçtiğinizi hatırlıyor musunuz? Nasıl bir heyecanla yaklaştığınızı adamlar anlatmaya başlıyor ve gelen çift el ele tutuşarak ayrılıyorlar. Neden? Hı-hı. Çünkü hatırlıyorlar. İlk Hı-hı. başta nasıl bir eksik ve nasıl bir özlemle aslında eşlerini bekliyorlardı. Sonra Amin. Tanrı onları nasıl karşı karşıya getirdi, Amin. Yani nasıl bir araya getirdi, el ele tutuştular. İşte ben sana örnek veriyorum, evlilik teklifi yaptığımda Hı-hı. yani senin hissettiğin heyecan, benim hissettiğim o çok titreme yani çok özel şeyler. O zaman yani unutulmaması gerekiyor. Tanrı'nın lütfu altındayız. Yani Hı-hı. Tanrı'nın eli altındayız ve şey o bize lütfetti. Yani o bize bizi birbirimize hediye etti. Amin. Hediye olarak teslim Amin. Etti. Yani kendi kızını bana hediye etmekle beraber teslim de etti. Amin. Ben senden sorumluyum. Amin. Yani beni aynı şekilde sana hediye etti, teslim etti ve sen bana bakmakla sorumlusun, benimle Amin. İlgilenmekle sorumlusun, beni sevmekle sorumlusun. Ve müthiş yani aslında o bağ
o iletişime, o sevgiyi hatırlamak. Çok doğru söylüyorsun. Şunu söylemek istiyorum bir de. Birbirinizle konuşun. Yani belki konuşmaktan çekindiğiniz şeyler bile varsa, şöyle düşünün, sizin eşiniz sizin hayatınız boyunca beraber yürüyeceğiniz bir insan. Yani hayatınızın sonuna kadar Tanrı'nın yanına koyduğu adam ya da kadın. O zaman birbirimizle, belki Türkiye'de ve dünyadaki problemlerden biri, insanlar birbirlerine karşı açık değiller. Yani duygularımızı tam olarak ifade etmek, konuşmakta ya da iletişim kurmakta problemleşiyoruz. Bak, boşanmaların çoğuna bak, insanlar diyor ki ben iletişim kuramadım eşimle ya da karımla ya da kocamla. Ya da çocuklarla yaşanan çatışmalarda neden dinlemiyoruz birbirimizi, konuşmuyoruz? Ya bununla ilgili yine sevgi diyeceğim ama yani her birçok insan aslında sevgiyi bir duygu olarak hissediyor. Yani sevgi geliyor, sinirleniyorum, gidiyor şu anda beklersem. Hı-hı. Aslında sadece sevgi bir duygu değil, aslında sevgi bir karardır. Hı-hı. Sevmeye karar veriyorsun. Diyorsun ki hı-hı, ben evlenmeye, ona aşık oldum, onu sevmeye karar verdim. O zaman bu kararla hem Tanrı'nın önünde sözümü tutup hem de onu sevmeye devam edeceğim. Ne olursa olsun ben onu seviyorum ve o benim karım. Hı-hı. Ya da ne olursa olsun ben onu seviyorum, o benim kocam. Ve bu sevgiyi, bu bağlılığı, bu aşkı hatırladığımız zaman o zaman birbirimize iletişim kurmakta zorlanmayız. Yani hı-hı, adam televizyon durmadan zaplayıp durup ya da kadın programı izleyip telefonla başka bir şeylerle meşgul olup erkeği itmez, buna gerek kalmadı. Neden? Çünkü birbirlerini seviyorlar, birbirlerini özlüyorlar, birbirlerini bekliyorlar. Ve boşanmak, evet, dediğin sen, yani boşanmayı düşündüğümüz zaman birbirimizin, yani ilk nasıl çıktığımızı, Tanrı bize nasıl lütfettiğini hatırlamakla birlikte belki verdiğimiz sözleri hatırlayabiliriz. Evet. Yani amin, sevgimizi, aşkımızı amin hatırlayabiliriz. Amin. Yani evli olan birçok kardeş var, eminim şu anda bizi izleyen. Ve birçok Hristiyan kardeş kilisede evlenip söz verdiler Tanrı'ya. Hı hı. Ve imanlı olmayan kardeşlerimiz, değerli insanlar, kadınlar, erkekler, onlar da yani evlendikleri zaman işte Tanrı'ya, Tanrı hı hı önünde bir şekilde ya imam nikahı kıydılar ya da hı hı işte belediyede gidip iyi günde, kötü günde, yani bir söz verdiler ne olursa olsun. Aha. Tanrı'yı tanık göstererek bir söz verdi ve bu sözü belki de hatırlamak da gerekiyor. Hı-hı. Mesela biz kilisede nikahımızı yaptık, orada evlendik ve Şemsa'yla şey dedik. Biz yani programda Tanrı'ya birbirimize karşı nasıl söz verdiğimizi hatırlayabiliriz. Amin. Yani amin, o sevincimizi tekrar, amin, aslında şu anda yeterince sevincimiz, esenliğimiz var ama o günkü heyecanı, o günkü hı-hı böyle stresi tekrar hatırlayabiliriz. Mesela senin sözlerin evet, şurada. Şimdi diyor ki Tanrı'nın buyurduğu kutsal evlilik birliğinde yaşamak üzere bugünden itibaren ikimizin yaşadığı sürece veya Rabbimiz gelene dek iyi ve kötü zamanlarda, zenginlik ve yoksullukta, hastalık ve sağlıkta sevmek ve el üstünde tutmak üzere Kanivar seni eşim olarak kabul ediyorum. Bu sözü verdin bana. Amin. Yani evet, ve bunu söylerken sesin titriyordu. Evet. Neden? Yani çok zor bir şey. Yani çok büyük bir şey. Eliyle yani bir araya amin gelecek. Hatırlayalım hep beraber. Evet. Yani biz bunu kendi nikahınızı hatırlayın. Evet. Kendi nikahınızı, yani çocuğunuzun doğumunu, yani yaşadığınız bu süreçleri, heyecanları hatırlayın. Bugün tazeleyin size birlikte. Evet, bugün Rab bunu yapsın hayatlarımızda. Hepimizin hayatlarında bu tazeleme. İstediğiniz kadar uzun evli yıllarınız geçmiş olsun ya da çocuklarınız belki büyüdü. Ama şu anda bu karantina döneminde kendinizi sıkışmış, kötü hissediyorsanız biz buradan bunu söylemek istiyoruz herkese. Hatırlayalım. Hatırlayalım. Unutuyoruz. Tekrar hep beraber hatırlayalım. Evet Kanivar. Sonra da bir mesaj okumak tamam istiyorum. Ve ben sana sanırım bunu söylüyorum. Tanrı buyruğuna göre Rab'be bağlı olduğun gibi kocan olarak Kanivar'a bağlı olacağına, kutsal ruhun yardımıyla yumuşak ve sakin bir ruhun solmayan güzelliğini kendinde geliştirmeye özenerek Kanivar'ı teşvik edeceğine, onun için dua edeceğine, ona hürmet edip saygı göstereceğine, ona en derin sevgini, özverili bağlılığını, ona en içten ilgini göstereceğine Tanrı'nın ve bu tanıkların önünde söz veriyor musun? Hı hı. Diye ben sana söylemiştim ve sen de bana
Ne söyleyeceğim? Söz veriyorum. Evet, söz veriyorum. Evet, söz veriyorum. Evet, söz yani... veriyorum derim. O zaman bu kadar. Yani, doğru söylüyorsun. Bunu hatırlayabiliriz. Belki bu bize şöyle bir çıkış noktası da getiriyor. Kimliğimizi de hatırlamamız evet. gerekiyor. Şimdi bir mesaj okuyacağım. Ondan sonra biraz kimliğimizi hatırlayarak aslında bu karantina döneminden nasıl çıkabiliriz? Bu arada ben şey, yani ben, bütün bu sözler seninle ilgiliydi. Sana hatırlatmış oldum. Ben kendimkileri hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum. Ben çok uyanıklık yaptım. Yani senin söylediğin de sanaydı, benim söylediğim de sanaydı. Ne güzel, işte görüyorsunuz. Belki kızdığımız zaman eşimizin iyi yönlerini tekrarlamak çözüm olabilir. Ben bunu denemeye çalışıyorum ve faydası oluyor. Düşüncemiz onun iyi yönlerine odaklandığında kızgınlık da gidiyor. Aynen öyle aslında. İşte ne güzel de söylediniz. Yani düşüncemiz aslında onun iyi yönlerine odaklandığında çok daha güzel oluyor. Çok evet. daha iyi oluyor. Çünkü kötü yönler hepimiz için bulabiliriz. Hepimizin bir sürü kötü yönleri evet. olabilir. Çünkü insanız, benlikler var, bir sürü egolar var, karakterler çıkıyor evet. ama iyi yönlere odaklanmak daha zor. Peki belki burada kimliğimize odaklanmamız. Bizim kimliğimiz ne ki böyle bir hayatımız olsun? Ya aslında bizler Tanrı'nın çocuklarıyız. Yani bunu, bu sevincimizin Amin. Aslında bu esenliğimizin Amin. Kaynağı aslında bir yerde bunu hatırlamak oldu. Yani biz geçen Hı-hı. konuştuğumuzda dediğim gibi yani Romalıları okuyorduk. Şemsa bir soru sordu bana. Dedi ki Tanrı bizi neden yarattı? Yani neden bu durumdayız? Neden bir çatışma içerisindeyiz? Yani İsa Mesih bizler için öldü ve dirildi. Şimdi yok hayatım, o soruyu sormadı. Öyle bir şey değil. Şunu sordu. Sordu. Hayır, oradan ben... bir oradan yok. Ben cevabını sana yani hatırlatıyorum işte. Ben şöyle bir soru sorduğumu hatırlıyorum. Şöyle bir şey dedi. Tanrı'nın çocuğu olmak. Hem Tanrı'nın çocuğu olmak sana böyle bir rahatlık hissettiriyor mu? Yani nasıl hissediyorsun? Yani Tanrı'nın çocuğu olmanı, yani böyle bir kralın çocuğu olmak sana nasıl hissettiriyor Bence diye. Bence o sonraki soruydu ama tamam. Ben de şey diye söylemiştim. Yani başlangıçta yani Tanrı şey yani kendimize benzer insanlar yaratalım. Amin. Tanrı evet. kendi benzerliğinde olan bizleri yarattı. Ve bizim sevgisini, yüceliğini, egemenliğini, yani görkemini bizimle paylaşmak istedi ve yaptığı şeylerin iyi olduğunu gördü ve sevdi. Hı hı. Yani o zaman bizim ve Tanrı'nın arasında bir bağ var. Zaten bizler onun ruhuna, onun verdiği ruhla hı hı. yaşıyoruz. Onun hı hı. verdiği canla yaşıyoruz ve bizlere bu bağla aynı zamanda Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi İsa Mesih aracılığıyla. Çünkü orada neydi? Yani İsa Mesih her bir günahımızın kefaretini ödeyerek öldü ve ölümden 3 gün sonra dirilerek bizi Tanrı'yla barıştırdı. Hı hı. Yani o bölümü okuduğumuzda. Ve bizler Tanrı'yla barışmış olarak hı hı. Mesih nasıl Tanrı oğluysa biz de oğul aracılığıyla onun bedenine ve kanına paydaş olarak Tanrı'nın oğulları olma hakkına sahip olduk. Ve şöyle düşündük. Yani aslında ne kadar görkemli bir şey. Bunu birazcık açalım. Şimdi bunu burayı çok es geçmeyelim. Şimdi Tanrı çocuğu olmak. Şimdi düşünsenize evreni yaratmış, sizi yaratmış, dünyayı yaratmış, gökyüzünü yaratmış, her şeyi yaratmış birisinin çocuğusun. Hı. Aslında bunu sormuştum Kanivar'a. Bunu düşündüğüm zaman Hı. ben Şemsa olarak böbürlenme değil, egosal bir şey değil, bir rahatlık, bir huzur geliyor içime. Diyorum ki Şemsa sen onun kızısın. Yani bütün her şeyi yaratan bu üstün varlık seni çocuğu olarak seçiyor ve sen onun kızısın. Bu bende bir ego değil, bir böbürlenme değil, bir kibir değil ama bende bir esenlik ve rahatlama ve yaratıyor. Şu oldu değil mi yani onu yansıtma arzusu. Aslında ben Tabii, hata yapıyorum evet. ve ben Tanrı'nın çocuğuysam bu arada yani Hristiyan olmayan kardeşler varsa bu fiziksel yani doğmaktan değil de yani Hı-hı. ona Ruhsal. Ait olmaktan yani evet. onun çocukları oluyoruz Mesih'in bedenine ve kanına paydaş olarak Hı-hı. onun çocukları olarak aslında fark ediyoruz ki biz kralın çocuklarıyız bizler Amin. Rabbin çocuklarıyız Amin. Ve onun görkemi onun eli altındayız Amin. Onun yüceliğine güveniyoruz ve
ne diyoruz? O zaman biz Tanrı'nın çocukları olarak onu yansıtmayı borçluyuz. Onu yansıtıyoruz. Hı hı. O zaman bizim yüzümüzden, bizim ağzımızdan taşan şey Tanrı'nın kendisi ve onun yüceliği olmalı. Çünkü biz kimsek onu yansıtmalıyız. Ya şimdi böyle birisi girer odaya böyle ya da ne bileyim ben Cumhurbaşkanı ya da bileyim sevdiğiniz böyle çok saygı duyduğunuz biri böyle bir kendinize bir şekilde düzen verirsiniz hemen değil mi? Ya da hayatınızda çok sevdiğiniz birisi vardır. Ne istersiniz? Ona karşı bir sorumluluğunuz. Ailelerinizi göz önünde alın yine. Anne babalarınızı, eşlerinizi, çocuklarınızı. Ne istiyoruz hayatımız boyunca? Ne için çabalıyor anneler, babalar? Daha iyi bir şeyler yapmak için, daha iyi olabilmek için, daha iyi örnek olabilmek için. Aynı şeyi aslında Tanrı çocuğu olarak sizin ruhunuzda şöyle bir şey yerleşiyor. Evet, Rab için yapacağımız bir şey yok. Yani karşılık bekleyen bir Tanrımız yok ama yine de bir çeki düzen verme kendine arzusu geliyor değil mi? Yani böyle bir daha iyi olmam gerekiyor. Ya Tanrı'nın çocuğuyum ben, bunu yapmamam gerekiyor. Şunu şunu değiştirmem de gerekiyor. Kendim yapamam belki ama onun gücü var diyoruz. Evet, yani kime ait olduğumuzu biliyoruz. Amin. Mesela bununla ilgili çok değerli bir ayet var. Yani Romalıları biz bitirdiğimiz için Romalılardan örnek vermeye çalışıyoruz. Bugün amin. Romalılar kitabı belki sizin için de bir teşvik olur. Diyor ki Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Hı hı. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek amin. Kölelik ruhu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba, Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih ile birlikte yüceltilmek üzere Mesih ile birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih ile ortak mirasçılarıyız. Mesih nasıl Tanrı'nın oğluysa biz de onun bedenine ve kanına paydaş olarak onun ölümüyle kısa bir şey ve dirilişiyle onun çocukları sayılıyoruz. Kanivarı sürekli Romalılar kesiyorum 8, ama 14 evet. ve 17, 14'ten 17'ye evet, kadar olan yani ayette. Bunu da verirsen arada insanlar tamam. Nereden okuyacağını. Evet, Romalılar 8, 14 ve 17'ye kadar olan ayetler. Bizi çok teşvik etti. Gerçekten yani, söylemek isterim. Romalılar çok güzel bir bölüm. Yani böyle hem iman hakkında çok konuşan, hem benlik hakkında konuşan. Bir evliliğe de yorabiliriz. Evet, tabii. Yani ne diyor? Sizler kölelik ruhu almadınız. Yani iblis size sıkıntı, dünyada problemler, hastalıklar bir şeyler verebilir. Evliliğinizde bazı şeyler iyi gitmeyebilir ama siz bunun kölesi değilsiniz. Siz kötü olanın kölesi değilsiniz. Her şey kötü olmak zorunda değil. Siz yaşayan, diri olan Tanrı'nın çocuklarısınız. Ve bununla karşılık verebilirsiniz. Amin. Bu imanla durabilirsiniz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu karantina dönemi bir fırsata çevirelim hep beraber. Evet. Yani en azından biz öyle yapmaya çalıştık. Yani biz mesela benim çok dua ettiğim bir şeydi. Yani biz yoğun insanları sürekli koşuşturuyorduk. Ganivar'la beraber kilise hizmeti oydu buydu. Ve ben Rabbe söylüyordum yani ben birazcık onu tanımak, daha iyi tanımak, daha onunla baş başa zaman geçirmek, biraz daha izolasyon istiyorum. Tabii korona istememiştim ama yine biraz daha sakinlik istiyordum. O zaman şunu söylemek istiyorum. Tanrı bizim dualarımızı işitiyor. Yani bizim isteklerimizi dillendirmeye devam edelim ve bu süreç bizim için çok güzel bir süreç oldu. Yani birbirimizi daha iyi tanıdığımız, daha birbirimize yaklaştığımız, daha güzel kavgalarımız olduğunu, gerçekten kavganın da güzeli var. Bakın burada söylüyorum size. Rabbe dönüp bitirdiğimiz kavgalarımız oluyor. O zaman şükredelim Rabbe. Her ne olursa olsun, ne kadar daralırsınız daralın. Evet. Bu süreç için bile Tanrı'ya şükredelim. Çok güzel şeyler yapıyor. Şimdi bir mesaj var. Onu okumak istiyorum. Çok önemli. Evet. Şimdi Romalılar bölümü evet, tekrar paylaşıyor. Çok teşekkür ediyoruz Sadede Türkiye. Evet, dediğim gibi yani bu izolasyon dönemi aslında Tanrı'nın çok çalıştığı bir dönem. Evet. Hem bizim için, hem ilişkilerimiz için, hem belki çocukluğu ve tek başına olanlar için, herkes için farklı farklı ya çalışıyor. Bu Tanrı'ya olan, yani bu evlilik bağında Tanrı'ya olan inancımızı ve bağımızı, imanımızı da artırıyor. Aslına amin. Baktığı zaman yani bu bize bir güç olarak dönüyor. Evliyiz. İki kişi bütün sıkıntılarla çok daha kolay baş edebiliyoruz. Amin. Ve birlikte amin. Yaşadığımız sıkıntılar, bir şeyler bizi çift olarak güçlendiriyor. Sevgimizi amin. Artırıyor, bağımızı artırıyor. Çünkü her yaşadığımız problemin sonunda
zaferle Amin. Çıktığımız zaman, Halleluya. Tanrı'ya bakarak çıktığımız Halleluya. Zaman o zaman her yeni zafer bizim Amin. İmanımızı artıran, yani sonrasında mesela ona benzer, öncekine benzer ya da farklı bir olay, bir problem, bir durumla Hı-hı. karşılaştığım zaman ya biz bunu aştık zaten, yani bu sorun değil. Yani Hı-hı. bir durum oluyor, biz diyoruz ki yani ne biz bunu yaşamıştık, biz zaten bunu, buna gerek yok, buna takılmayalım. Pek çok şeyi aslında önemsemiyoruz yani evet. bu önemli değil. Bu sorun değil. Biz birbirimizi seviyoruz ve tamam, o zaman yani sevgi tazeleniyor, aşk tazeleniyor. Çok doğru söylüyorsun. Özlem artıyor. Ya Tanrı gerçekten bu çok kadar büyük bir Tanrı var ki, yani sizin ve hepimizin karakterlerinden, egolarından, benliklerinden çok daha büyük bir Tanrı var. O zaman etrafınıza bakın bugün. Etrafınıza bakın. Gerçekten. Ve bir mesaj geldi sevgili Melih Kenar'dan. Efendim, sevgilerimizi yolluyoruz ikimiz de. Dünyada karantina sonrası boşanmalar artıyor. Acaba Hristiyan evlilikleri de neler değiştiriyor bu süre? Neler değiştiriyor bu süre? Evet. Yani aslında programın başından beri bunu anlatmaya çalışıyoruz. Umarım burada güzel bir şekilde anlatabildik. Çatışmalar oluyor. Başta karantinanın çok daha büyük çatışmaları olan insanlar vardı ama şunu söylemeye çalışıyoruz. Çatışmalar var. İnsanlar aynı evde oldukları için stres, sıkıntı, belki ekonomik problemler, iş kaygıları çok artıyor. Ama ne dedik biz? Bütün bunların hepsini biz de yaşıyor olabiliriz Hristiyan olarak. Ama biz nasıl? Baktığım zaman ben Hristiyan evliliklere ve kendi evliliğime, evet, kaygı geliyor, korku gelebiliyor, sıkıntı gelebiliyor, daralma gelebiliyor, stres gelebiliyor, ama ne yapıyoruz? Hemen Kanivar'la beraber diyoruz ki hadi bir dua edelim, tut elimi bir dua edelim. Hı-hı. Ya da Kanivar diyor ki hadi gel kutsal kitap okuyalım. Ya da biraz birbirimize ayrı odalarda biraz zaman tanıyalım. Tanrı'yla baş başa bir zaman. Yani ben Hristiyan evliliklerin bu süreçten çok daha güçlü çıkacağına inanıyorum. Amin. Çok daha iyi çıkacağına inanıyorum. Çok daha başarılı olduğunu ben kulaklarımda da duyuyorum zaten. Neden? İletişime geçmeleri için fırsat oluyor. Evet. Ve daha fazla çoğu Amin. Zaman kavga edip Amin. Daha fazla yani Amin. Kaçacak yani problemden kaçacak yer yok. O Çözeceksin. Zaman oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ayrıca mesela danışmanlarımız var. Hı-hı. Eğer içerisinden çıkamadığımız bir problem olduğu zaman danışmanlarımızla görüşüyoruz ve onlar Tabii. bize bir yol gösteriyorlar. Bu da bize barış ve esenlik getiriyor. Ayrıca dediğim gibi kutsal kitabı okuyoruz. Yani oturup kutsal kitabı, Tanrı'nın kelamına kendimizi verdiğimiz zaman Tanrı evliliğimiz hakkında da birçok düzenlemeler getiriyor. Birçok yenilikler katıyor. Yani evliliğimizi ve canımızı, o anki problemimizi yani temizliyor. Tanrı ve ne değiştiriyor getiriyor. Biliyor musunuz bu süre? Bu sürede Tanrı sizin benliğinizi değiştiriyor. Sizin egonuzu yontuyor. Evet. Sizin kibirinizi değiştiriyor. Sizin eşinize olan bakış açınızı değiştiriyor. Şu anda çünkü eşit şartlardasınız. Hiçbirinizin ne kariyeri daha fazla birbirinden, ne parası daha fazla, eşit şartlarda aynı evin içinde aynı Tanrı'ya bakarak sıkıntıları çözmenin yolunu arıyorsunuz ve buluyorsunuz. Tanrı bunu değiştiriyor. O zaman Hristiyan evlilikleri bu süreç bittikten sonra hem birbirleriyle iletişimi, hem birbirleriyle sevgiyi, hem de Tanrı'yla olan ilişkileri bence çok daha güçlenmiş bir şekilde çıkacaklar. Neden? Karantinada. Çünkü kendimize bakarak bunu söyleyebiliyorsak bence gerçekten bunun da kaynağı yine Tanrı'ya dayanıyor. Amin. Çünkü diyoruz ki bizler onun çocuklarıyız. Onun oğulları ve kızlarıyız. Yani Tanrı'nın karakterine baktığımız zaman Tanrı'nın kendisi boşanmaktan nefret eden bir Tanrı. Amin. Evet. Yani bizim Tanrımız alçak gönüllü bir Tanrı. O zaman bizler onun çocukları olarak onu yansıtmakla yükümlüyüz. Yani boşanmayı asla aklımızdan geçirmiyoruz. Çünkü biz Tanrı'nın bağıyla bağlandık birbirimize. Hı-hı. Tanrı'nın sevgisiyle bağlandık. Hı-hı. Artık tek bedeniz ve bizi bize zafer kazandıran şey Tanrı'nın kendisi ve yüceliği. Amin. Artık o zaman şöyle bunun bir soru gelmiş. Çözüme odaklanıyoruz. Şöyle bir soru gelmiş. Her Hristiyan evlilik bir danışman, her Hristiyan evlilikte bir danışman olmalı mı? Bu harika bir şey. Her evliliğin bir evlilik terapisti. Evet, yani Aynen bizce hatta bizim iki tane var. Evet, yani evet. Yani kendinize güvendiğiniz, evet. Kendiniz güvende hissettiğiniz ve belki önderler eşleriyle beraber, belki de çok güvendiğiniz bir çift,
böyle aynen uzun soluklu evliliği olan. Ama mutlaka bizce evli olanları tercih etmek kesinlikle çok daha iyi olur. Yani bu işi bilen ve deneyimlemiş sizin yaşadığınız sıkıntıları. Ve evet, yani %100 bizce mutlaka bir danışman ya da sizinle konuşacak, seninle, eşinle konuşabilecek birileri olması gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü bizden çok daha uzun zaman evli olan, bizim yaşadığımız, şu anda yaşadığımız şeyleri belki 20 kere, 30 kere deneyimlemiş, defalarca sıkıntı yaşamış ve bunları aşmış insanlarla konuşmak çok büyük bir bereket. Doğru. O zaman tabii ki bir danışman ya da mutlaka konuştuğunuz birileri olması gerekiyor. Bizim tavsiyemizde mutlaka güvendiğiniz insanlarla konuşun. Ve inanın, yani zaten haftada bir de olsa, ayda bir de olsa bu güvendiğiniz bir çiftle ya da evet kişiyle, hı-hı, yani her zaman çift olmak zorunda da değil. Yani kesinlikle evliler, ama mesela örnek veriyorum, ben kendi danışmanımla bireysel olarak erkek erkeğe konuştuğum zaman da tabii siz de kadın kadına konuşabilirsiniz. Evet, yani tabii konuşup ki sonra bir araya getirebiliyor. Ve şunu fark ettik, yani bir yılın sonunda neredeyse şu son dönemlerde en fazla bir iki kez falan hani gitme ihtiyacı duyduk. Evet, sorunlar için. Yine evet, görüşüyoruz. Evlilikle ilgili her şeyi paylaşıyoruz, konuşuyoruz, öyle, sohbet ediyoruz. Ama yani gitgide, yani evliliğin kalitesi Tanrı'nın bizimle olan ilişkisi amin arttıkça, yani amin biz iki kişi değil artık üç kişiyiz. Yani biz amin ikimiz ve Tanrı'nın kendisi evliliğimizin ortasında. Amin. O zaman daha az problemle gidiyoruz ve bu onlar için de aslında bir sevinç, bir esenlik kaynağı oluyor. Ama lütfen yani bundan çekinmeyin. Yani bu kötü bir şey değil. Yani çünkü sizin ve eşinizin bakış açısı vardır ve üçüncü bir göze ihtiyacınız vardır. Ve bazen Tanrı'yı duymakta ya da Tanrı'ya odaklanmakta sorun yaşıyor olabilirsiniz. O zaman lütfen güvendiğiniz birileri varsa anlatın. Çocuğunuzla problem yaşıyorsanız, eşinizle problem yaşıyorsanız, eşinizle beraber de konuşabilirsiniz, ayrı ayrı da konuşabilirsiniz, hı-hı, ama utanmayalım. Artık 2020'de böyle kabuğuna çekilmiş, hiçbir şey anlatmayan, her şeyi mükemmel göstermeye çalışan insanlar olmayalım. Çünkü mükemmel değiliz. Ben mükemmel değilim. Hı-hı. Ben sıkıntı yaşayabilirim. Ben şemsal problem yaşayabilirim. Eşimle, hı-hı, eşimin ayrı sıkıntıları olabilir. Lütfen herkese anlatmak zorunda değilsiniz ama her şeyi mükemmel olarak göstermeyin. Eğer mükemmel değilse bundan utanç duymayalım ve konuşa konuşa Tanrı'nın da tedavi etmesine izin vermemiz gerekiyor. Benim fark ettiğim Efeslilerden, yani hem Tanrı'nın çocukları olmakla ilgili, yani hem de yani hem kimliğimizle ilgili hem de evliliğimizle ilgili önemli bir nokta daha var aslında. Eşlerin, herkesin söylemiyorum ama birbirlerini aldatması, bir o güvenin kırılması, bununla ilgili diyor ki bunun için Tanrı'nın sevgili çocukları olarak Tanrı'yı örnek alın. Yani Efesliler 5 1'den 3'e kadar olan ayetler, bunun için sevgili çocukları olarak Tanrı'yı örnek alın. Bizim örneğimiz kim? Tanrı'nın kendisi. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendini güzel bir, güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Amin. Aranızda fuhuş, ahlaksızlık ya da açgözlülük anılmasın bile. Hı-hı. Kutsallara yaraşmaz bu. Yani biz Tanrı'nın çocukları olarak onun kutsallarıyız da aynı zamanda. Hı-hı. Ve Tanrı'da kötü bir şey bulunmadığı, leke, buruşukluk olmadığı gibi Tanrı'nın kendisi bizim üzerimizde de bir leke, bir buruşukluk olmasını istemez. Yani fuhuş, ahlaksızlık kesinlikle aranızda anılmasın. Yani gözünüzü Rab'be döndürün. Eşinizle mutlu olun. Yani evet, Rab, tabii ki büyük konuşmayalım. Bunu da söylemek istiyorum. Rab her birimizin evliliklerini, her birimizin benliklerini, her birimizin topluluklarını korusun. Hı hı. Çünkü biz insanız, bir benliğimiz var ve bunlardan uzak durmak istiyoruz. Ama bunun gayretini verirken Tanrı da bizimle beraber olsun. Anladım. Ondan bu gücü isteyelim. Yani sürçme taşı olmayalım. Dediği gibi kanivarın bu yollara sapmamak için Rab bizi her zaman kendine çeksin. Çünkü dünya ve benliğimiz tehlikelerle dolu. O zaman biz ne kadar Rab'be yakın bir ilişki kurarsak, o zaman her şey Rab'le beraber daha şeffaf, daha güzel ve daha temiz olacaktır. Rab'den uzaklaştığımız zaman böyle bir radarımız olsun. Çünkü dünyada bütün bu konuştuklarımız var. O zaman kanivar,
Evet, ufak ufak kapatmak istiyorum. Devamları vardı ama ben şöyle düşünüyorum. Şu anda 4 dakika var. Evet. Dua edelim. İstersen ben dua edeyim. Lütfen. Ve sonra belki birkaç sözle sen birkaç sözle ondan istersen. Sonra paylaşırız. Bugün yani gerçekten biz biraz kendimize... Hem kimliğimiz, evet. Hem de evliliğimizle ilgili. Biraz evimizin içinde ne yaşıyoruzu anlatmaya çalıştık. Biraz biz problemlerin üstesinden aslında nasıl geçiyoruz ve biz ne yapıyoruz? Yani şemsal ve kanivar olarak yani sıkıntılar, daralmalar ve esenliğimiz kaçtığı dönemlerde nereye başvuruyoruz ve birbirimizi nasıl teşvik ediyoruz? Nasıl çözümler ürettik kendimize? Umarım burada izleyen herkese bir parça da olsa bir bakış açısı vermişizdir. Biraz esenlik vermek istedik bugün sizlere. Çünkü devam ediyoruz. Karantina günlerimiz devam ediyor ama lütfen sabredin. Yani bu da geçecek. Evde kaldığınız her gün aslında sonuca yaklaştığımız bir gün gibi hissettirin kendinize. Çünkü öyle. O zaman evde kalmaya devam edelim ve Rab'de kalmaya devam edelim. Tamam. Bir dua eder misin? Tamam. Herkes için. Tamam. Evet ya Rab, sana hamd ediyoruz. Baba, sana şükrediyoruz Rab. Sana Abba, Baba diye seslenebildiğimiz için sana hamd ediyoruz Rab. Uzak değil Rab ama yakında, bize yakın olan, aramızda olan Rab olduğun için Rab. Kutsal ruhun aramızda ve içimizde olduğu için sana şükrediyoruz Rab. Baba olan adınla Rab sana sesleniyoruz Rab. Sana şükrediyoruz. Diyoruz ki Rab, sen bu dönemde evlilik krizlerini sen yönet. Bu dönemde Rab evliliklere sen dokun. Rab evliliklere sen şifa ver. Rab insanlarda boşanma değil. Rab insanlarda barış, sevgi, aşk, bereket, esenlik olsun Rab. Hı hı. Rab görkemin bütün evliliklerde görülsün Rab. Bugün evli olan bütün çiftlere senin görkemin, senin yüceliğin yansın. Ve Rab evlilik hazırlığında olan, evlenmek isteyen kimler varsa ruhun onlara da öncülük etsin. Onlara sevginler yön ver diye dua ediyorum baba. Evliliklerimiz senin elindedir Rab. Sen elinde tutansın. Bizi tek beden haline getiren sensin Rab. Etimizden et, kemiklerimizden kemik yapan sensin. Tek yapan sensin. Bunun için sana şükrediyoruz Rab. Kutsal adına övülmeye layıktır Rab. Rab, senin çocuğun olmak ne harika bir şey Rab. Senin görkeminin altında olmak, senin görkeminde yaşamak ne müthiş bir kimlik Rab. Bunun için sana şükrediyoruz. Görkemli adını övüyoruz Rab. Sevincimiz var, sevincimiz tam. Çünkü senin çocuklarınız baba. Senin ruhun aramızda ve içimizdedir. Senin yüceliğin evliliğimizin ortasındadır. Amin. Senin adına övgüler olsun. Oğlun İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin. Ve aslında ruhta biriz ve şurada şunu söylemek istiyorum. Belki şu anda yakınlarını göremeyen insanlar var. Ailelerinizi göremiyorsunuz. Ya da uzaklarda olan evlatlarınız vardı şu anda. Onlarla görüşemiyorsunuz. Yani öyle hissettim yüreğimde. Rab hepinizi teselli etmek istiyor. Amin. Ve hepinize teselli verecektir. Dayanma gücünü lütfen onda arayın. Ve bu hasretlikler bitecek. Şükredelim, yakınlarımız iyi olsun. Şifa ve esenlik dolu olsunlar, isteğimiz devam etsin. Evet, bu dönem görüşmeyebiliriz. Kanivar'ın da söylediği gibi, benim de söylediğim gibi ama lütfen teselli ve sabrı ve bu dönemin geçişini Rab'de arayalım hep beraber. Umarım güzel bir yayın olmuştur sizin için. Bizim için çok neşeli, gerçekten içten bir yayın oldu. Evet. Buna inanmanızı istiyoruz. Gerçekten bütün yüreğimizle bu yayını yaptık ve umarım herkes için bereket olur. Biz pazartesi günü, evet, evimizin farklı bir köşesinde geçeceğiz pazartesi günü. Farklı konularla, farklı böyle bölümleri biraz gezdire gezdire sizi. Belki daha sonra mutfakta yemek yaparız. Evet, mutfakta çok, birazcık dar bir mutfağımız var ama olsun, yine de sizinle yemek yapmak istiyoruz. Bakalım, güzel güzel fikirlerimiz var. Daha yayınlarımız devam edecek. Pazartesi günü saat tam 12'de lütfen bizi izleyin diyoruz. Tamam. Lütfen sevgiyle kalın. Rab ile kalın ve evinizden lezzetli sohbetler eksik olmasın. Hoşça kalın. Esenlikte kalın.